Hani belki Mercedes'im olsaydı bir tane, Mercedes alsaydım belki daha uzun süre mutlu olabilirdim. Böyle 1-2 ay falan. Da o ay Mercedes de mutlu eder bu arada ya. Çok hem Lüks bir araban olduğunda da bence şöyle bir hissiyat yaşıyorsun. Hiç lüks arabam olmadı. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hayat ne gösterir hiç bilmiyorum. Ama lüks bir arabanın da bence kötü tarafı şu. Lüks bir arabaya bindiğinizde de kaza yapmaktan çok korkuyorsunuz bence. Düşünsene yani 1 milyon liralık, 2 milyon liralık bir arabam var diyelim. Ulan bir yere bir vursan 30 bin lira. Hani kaskosu da pahalıdır onun. Bence bu sefer de öyle oluyor diye düşünüyorum. Herkes I love yazmaya başladı. Evet, teşekkürler arkadaşlar chat'in içine sıçtığınız için. Adamsınız. Abi param olsa net Tesla alırım. Yani Tesla da güzel. Pahalı kanka o arabalar ya Türkiye'de. Çok pahalı şeyler bunlar. Yani hayal kurduğunuz arabaları birazcık düşürürseniz daha erken erişebilirsiniz. Kahvem oldu. Hemen bardağı doldurup geliyorum. Başlıyorum. Size hayat tavsiyesi vereceğim. Geliyorum. Lan bir kahve yapmışım. Umarım bu kahveyi içerken ölmem. Nasıl kahve lan? Dostlar bir kahve yapmışım. Yani öyle bir kahve ki üzerimdeki tişörtten daha siyah olmuş. Biraz fazla mı koydum lan kahveyi? Dur bir tadına bakayım. Oha! Çok acı olmuş ya. Normalde acı kahve severim zaten. Hep çift çekilmiş falan içiyorum da. Bu baya kötü olmuş lan. Baya acı. Kalp krizi falan geçirmem umarım. Zehirlenme daha. Zehirlenmeyle ne alakası var kanka? En fazla rahatsız eder içerken ama olsun. Kalp atışlarımız hızlanır, yağ yakarız. Yeah. Hadi başlayalım artık. Bir dakika. Bir şeye bakmam gerekiyor. Çok kısa. Telefondan yani yayınla alakalı bir şeye bakacağım. Çünkü sağ ekranda görünmüyor. Tamam ya toplanmış dostlarımız yeteri kadar. Ay. Bakayım. Aynen gayet iyi. Tamamdır. Hadi başlayalım canlar. Masum abi iki tane çok En kısa güzel video sürede atmış. evliliği hem de dünyanın en hızlı boşanma. Bakalım ne anlatıyor bize bu videoda. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama röportaj adam da tam bir eleştiri kanalı olabilir ha. Hani bizi güldürüyor ama şunu fark ettim. Yaptıkları videolarda inanılmaz bir eleştiri ve gönderme var. Her videosunda hem de. O haberleri yorumladığı şey hariç. Parodisini yaptığı. Evliler mi mutlu yoksa bekarlar mı? Evlenme yaşı gün geçtikçe artıyor. Erkekler için uzun ömür sırrı mutlu evlilikte saklı. Abi sence ilk görüşte aşk var mıdır? Bence yok ama merak ettim. Chat'te merak ediyorlar. Lan bunu niye merak ediyorsunuz? Evlilikle alakalı video izliyoruz mu diye bilmiyorum ama dostlar ilk görüşte aşka inanmıyorum ben ya. İlk görüşte yaşadığınız şey aşk değildir, cinsel çekimdir. Yani ilk görüşte aşk kesinlikle olamaz. Çünkü tabii benim aşk tanımıma göre olamaz bu arada. Neden olamaz? Şu sebepten dolayı olamaz. Yani bence bir insanın zaten çoğu zaman fiziksel özelliklerine aşık olmazsınız. Bana göre aşk dediğimiz şey bir insanı neden sevdiğini bilmiyorsan işte onun adı aşktır. Bence. Yani bir insanın daha çok böyle karakterine, size davranmasına, insanlara davranmasına, yani kısacası manevi yönlerine aşık olunabileceğini düşünüyorum. Ama eğer ilk görüşte aşık olduğunu iddia eden bir insan varsa o aşk değildir kanka. O cinsel çekimdir. Arzulamadır o. Yani bir insanı tanımadan nasıl aşık olabiliyorsun? Belki sen küfürden hoşlanmıyorsundur mesela. O karşıdaki insanın ağzından küfür eksik olmuyordur. Veya ne bileyim sen şiddete karşı bir insansındır. Bir insanı seçme kriterinde bu çok önemlidir. Dört kişiyi öldürmüştür. Ya da sürekli her gün kavga ediyordur. Nasıl aşık olabiliyorsun? Yani ilk görüşte aşk sanılan şeyler genelde aşk olmuyor. O bir
arzulamaya giriyor yani. Evlenmek, ev kurmak bu devirde çok zor çünkü masraflar çok. Hem en kısa sürede evliliği hem de dünyanın en hızlı boşanma davasına imza attılar. Damat gibi giyindi, adliyeye gitti. Sevinci görülmeye değerdi. Şimdi evlilik dediğiniz şey nedir? Evlilik dediğimiz şey kadınlar için bir başlangıç, erkekler için ise bir sondur. Ya Türkiye'de evlilik bir başarı göstergesi gibi bir şey. Harbiden öyle bu arada ya. Evlenenleri tebrik falan ediyorlar ya. Evlendikleri için değil. Hani mutluluklar falan değil. O sonunda evlendin gibi gibi. Özellikle kadınlar arasında tam bir statü göstergesi. Babasının evinde gırgırla yer süpüren kadın, kocasının evine geldiğinde bu yerde sürünen robotlar var ya, onlardan istiyor. Ha, Kendi alıyorsa sorun yok ya Masum abi. Müzik klasikinde değil, onu söyleyeyim. Masum arkadaşlarına havasın işte, storiesini görsünler diye. Anladım. Bir de ona bir tane isim takıyorlar. Biz eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Nasılsa vermezler diye gittim, babasından yarım ağızla istedim. Adam çat diye verdi. Ben de gittim ertesi gün kızı kaçırdım. Babası aradı. Lan oğlum zaten kızı verdik dedi. Niye kaçırdın? Baba dedim. Ben de kaldıramam. Siz de kaldıramazsınız. Masrafsız böyle daha temiz oldu dedim. Şimdi yanlış anlaşılmaz. Eskiden öyle yapıyorlarmış bu arada. Babam anlatıyor ya. Sırf böyle düğün masrafı falan olmasın diye insanlar birbirine kaçarak evleniyormuş. Sıfır masraf oluyor ya öyle. Ben parası için evlenmedim. Ben aşk evliliği yaptım. Canım. Eşim beni çok seviyor. Ben eşimi çok seviyorum. Güzel bir evliliğimiz var. Mutlu bir yuvamız var, doğalgazlı. Yani bir erkek daha ne isteyebilir ki? Mutlu bir yuvamız var, doğalgazlı. Biz birbirimize çok aşıktık. Gittim eninde sonunda mekanı kapattım. Yerlere gülleri serdim. Havai fişekler patlattım. Bu kadar da pırlanta aldım. Evlenme teklifimi kabul etmedi. Nasıl evlendin abi? Sonra anneme söyledim. Bunu buldu işte. 3-5 yıldır da evliyiz. Merhaba, ben Volkan Öge, sosyal hizmet uzmanı ve çift psikoloğuyum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi olgular. Yani aşk mı, işte görücü usulü mü ya da işte... Sen de Emel ablaya kaç abi. Evet, Emel'in bazen öyle şeyleri var ya, seni evinin erkeği yapacağım, dizimin dibinde oturacaksın falan diyor. Böyle garip garip cümleler kullanıyor. Ve işin garip tarafı bu, benim hoşuma da gidiyor dostlar. Gerçekten hoşuma gidiyor. Gel bakayım buraya yavrum falan diyor bazen. Tabii daha özele girmeyeyim. Biraz daha özele girersem ayıp olur. Yani böyle şeyler yapıyor yani. İşte mantık evi. Kaçacağım ya. Emel'e kaçacağım. Evliliğimi. Kaçıracak aslında beni. Aslında burada hepsinin olması gereken... Söyledi. Anam vermezse kaçırırım seni dedi. Dedim tamam. Durum var. Yani aşk olmazsa da olmaz. Mantıksız bir evlilik yapmanın da bir mantığını görmüyorum. E şimdi görmeden de bir insana evlenemezsin. Bir yerde bir şey de görmüş olman lazım. Bu arada size eşimle tanıştırayım. Hayatım gelir misin? Kendisi benim eşim. Eşim. Hayatım çay yapsana. Şöyle tavşan kanı bir çay. Aşkım. Şey közde yap. Bunlar köz çay değişmemiştir. Hem şu olur daha güzel olur. Tamam aşkım. Ya bana göre aşkın yaşı yoktur. Şimdi en başta bana ailem biraz laf etti böyle. Ön yargı yaptı yaş farkından dolayı. Ama eşinden biraz bahsedince annem dedi ki direkt evlen, direkt gidek istekledi. Aynı gün istedik kızı. Dedikodular çıkmasın diye evlilik sözleşmesi yaptık. Boşanırsak 1 lira para alamıyorum ya. Allah gecinden versin, ancak ölecek de o zaman para alacağım. Şimdi çiftlerimiz arasında tabii en çok rastladığımız sıkıntılar... Çok var ya. Özellikle Türkiye'deki erkekler böyle yabancı zengin birini bulup kaçma derdinde ya sürekli. Eskiden de böyleydi bu arada. Bu yeni olan bir şey değil hani ekonomimizden dolayı. Çok görmüşsünüzdür. Mesela adam Antalya'da çalışıyor, otelde çalışıyor, garsonluk yapıyor. Orada biriyle tanışıyor, evleniyor. Ertesi sene otele müşteri olarak falan geliyor. Benim tanıdığım da çok vardı ya Antalya'da çalıştığım dönem. Bakıyorum diyorum ki lan diyorum hani nasıl olabilir diyorum. Elbette iki insan birbirine aşık olmuş olabilir. Yani birbirleri arasındaki yaş farkını, yaş farkı hakkında yorum yapamam, haddime değil ki bana göre yani yaş farkının çok olmaması gerektiğini düşünüyorum insanlar arasında, o da apayrı bir konu da yani birbirine yakın olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bakıyorsun mesela herif 25 yaşında, yani yanındaki kadın 55 yaşında ya, yani hani insan bir bit yeni arıyor hani. Muhtemelen onlar tanışırken adam direkt kadının gözünde şey görüyor, pasaport görüyor direkt böyle şak. Pasaport görüyor direkt. Ne bileyim sarıl diyor. Diyor ki aa tamam vize tamam ben kurtuldum diyor. En fazla 5-6 yaş ithal. Ya, o bile bence günümüzde fazla gibi geliyor bence. Bak benim düşüncem bu. Bu arada ille de erkek büyük olacak diye bir şey yok. Öyle bir şey yok yani, onu da söyleyeyim de, o da çok yine
saçma sapan bir düşünce yapısı. Emel benden büyük bu arada, söylemiş miydim? Benden 1,5 yaş büyük. Ve çok da memnunum bundan ya. Aşırı memnunum. 2-3 yaş ideal diye düşünüyorum. Kimin daha büyük olduğu önemli değil. Bir tanesi de bu finansal durumların birbirleriyle paylaşılıp paylaşılmaması. Tabii ki biz her zaman şeffaflıktan yanayız. Şimdi iki türlü durum söz konusu olabilir. Parası olup da olmadığı gibi lanse etmek. Diğer taraftan parası olup... Hangisini demiştin başta? Evlenmeden önce bir vaat ver, bir vaat ver. Yok elini sıcak sudan soğuk suya koymam. Yok seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Hani nerede? Çalışıyor. Ablacığım sen de bu vaatlerle evlendiysen sende de sorun var ya. Bu arada videoyu eleştiriyoruz ama zaten eleştirmek için açtım. Bence bu çok fazla gönderme var videoda. Çalışıyor, cebinde bir kuruş para yok. Abla sen de çalış. Bu adam değil. Lan ben adam değilim de sen çok mu kadınsın? Hı? Aç mısın, açıkta mısın? İstediğin her şey alınıyor mu, alınmıyor mu? Eğer çok sıkıntın varsa boşanırsın. Nah boşarım seni, sen bu orospu çocuklarına dua et yoksa... Ağzına sıçmasını bilirim, bir gitsinler hele. Ben senden ayrılacaktım. Tam böyle şirret kadın rolü yapmış bu arada ya. Sen bana muska yapmadın mı? Çek çek. Bu muska yapılmış halin mi? Tutmamış demek bu muska, tutmamış. Keşke seni tanımasaydım. Vallahi keşke ben seni tanımasaydım. Ben sana yazdım, geldin hemen ikinci gün benimle fingirdin. Keşke şeyin kırılsa. Vallahi keşke, niye benim şeyim kırılıyor? Keşke senin şeyin kapanaydı. Kalk beni annemlere götür hemen. Kalk şerefsiz adi köpek. Şimdi biz tabii ki de evli çift... Oğlum oyunculuk çok iyi lan. Flash TV'den daha iyi yazmışsınız da. Saçmalamayın, bildiğin oyunculuk bu. Bayağı iyi. Çiftlerimize her zaman... Keşke şeyin kırılsaydı, keşke seninki kapansaydı. Oğlum ya. Kota kanaldaki 5 farklı kullanıcıya birer aylık abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim Kota desteğin için. Çok çok sağ ol. Açık sözlü olmayı öğütlüyoruz. Bu orospu çocukları seni maymun gibi oynatıyor. Para verecekler. Verecekler, verecekler. İnadı. Fakat açık sözlükle hayvanlık arasında fark var. Siz bu salağı çekiyorsunuz ya, demek ki siz de adam değilsiniz. Siz onun, kusura bakmayın da. Vallahi elinizden öper, 4 tane çocuğum var. Ya çocuk kısmetiyle doğar diyorlar. Gerçi bu 4'ünde de aynısını söyledik. Değişen bir şey olmadı. Bu 5'incide bakacağız bakayım. Bak şeye de gönderme yapmışlar mesela. Çok fakir olmalarına rağmen sürekli çocuk yapan, rızkıyla doğan diyen insanlara da gönderme yapmışlar. Fark ettiyseniz Şahin abimiz bu rolünde baya baya fakir. Tüp yok yani evde. Ama hala sevişme peşinde. Ne demişler dostlar? Zenginin karnı doyunca in kalkarmış. Bak ağzımda sansür yapıyorum, değerimi bilin. Rahat rahat izleyebilirsiniz yayını. Pardon, fakirin de o. Zengin değil, karıştırdım. Fakirin karnı doyunca in kalkarmış. Fakiri çuvala koymuşlar, iyi sığmamış. Bir şeyler olur belki. Evlilik aşk. Zengin parasıyla, fakir karısıyla oynar. Öldürmüyorum ama en sonu kendimi öldüreceğim. Tosunum. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Lan ne babası, bırak bu babayı. Nazmi lan, Nazmi de. Nazmi, yok öyle ufak bir çekim yapıyorlar. Nazmi kayınbabam olur. Ha kayınbaba, kayınbabası herhalde damadına yavşıyor. Bununla alakalı da bir videosu var diye ilk videolarından. Gerçek bir haber bu arada. Kayınbabası damada yavşamış falan, bir haber olmuştu hani. Eli çekmesin. Ona bile gönderme yapmışlar geç ya. Bakayım, geç. Baba bunlar ne? Acıkmışsındır diye sana hazırlık yaptım. Teşekkürler. Gözdeyle tartışmışsın, hayırdır? He ya, ufak bir tartışma oldu, ben de size gitmek istedim, ben de oraya bıraktım. Boş ver, takma kafanı. Sana göre kız mı yok? Siktir et. Geç geç, otur. Gel bir özellikle içelim. Sana göre kız mı yok, siktir et mi dediği de kendi kızı bu arada. Bak, neler hazırladın? Sağ ol baba. Bak, o kadar damadım var. Ben en çok seni sevdim Tosun'um. Sağ ol baba. Fazla romantik değil mi ya kayınbabayla damat arasındaki ilişki için? Toparlanıyorlar, bugün giderler, yarın gelecekler. Gitsinler. Gitsinler de bu meseleleri biraz konuşalım ha. Tamam baba. Tosun'um. Ben Boğaziçi Üniversitesi fizik mezunuyum.
Şahin'le de üniversitede tanıştık. Üniversitenin karşısında tekel bayide çalışıyorduk. Hayatım, ben anlatırım gerisini. Sen şey yap. Boğaziçi mezunu, fizik mezunu, tamam. Boğaziçi'nde. Şimdi evlenen çiftler arasında ciddi anlamda yaş farkı olması, eğer ki arkasında ikinci bir niyet yoksa, yani atıyorum burada çok zengin bir biri var, ölür gider yarın gün parası bana kalır gibi, açık konuşalım. Böyle bir art niyet veya alt bir bilinç yoksa bizim üzerine yorum yapacağımız bir durum yok. Hayatının aşk... Yani bence de yorum yok ama yanlış bence, dediğim gibi yani. İnsanların arasında çok fazla yaş farkı olmasını doğru bulmuyorum şahsi olarak. Yani ister istemez her şeyiniz farklılaşıyor. Düşünün yani, siz mesela atıyorum 25 yaşındasınız, evlendiğiniz insan 50 yaşında. Ya bir kere siz farklı çağlarda büyümüş insanlarsınız. Birbirinize ayak uydurmanız bile çok 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 zor. Ki biraz da geleceği düşünmek gerekiyor. Sonuçta evlilik dediğimiz, hayatımızın sonuna kadar birlikte olmak istediğimiz insanla evleniyoruz. Öyle birini bulduğumuzda evleniyoruz genel olarak tabii ki. Sen 25 yaşındasın, evlendiğin insan 45 yaşında. Ulan 15 sene sonra adam 3 aylık maaşını çekecek yaşlılıktan dolayı. Veya kadın, hiç fark etmez. Yani bildiğin SGK'dan emekli olacak. Sen daha yeni 40 yaşına girmiş oluyorsun. 40 ya, 40 o kadar büyük bir yaş değil. Senin evlendiğin insan 3 aylık maaşını çekecek. Aşkını buldun mu evleneceksin. Ben öyle yaptım. Eşim çalıştığım mekana müşteri olarak geliyordu. Orada gördüm. O kadar güzel sipariş verdi ki ben o an aşık oldum. Canım benim, canım benim, canım benim. Evlendiğimizden beri başıma gelmeyen kalmadı. Banyoya girdim, elektrik mi çarpmadı? İçtiğim acaba alkol, neden? Sahte mi çıkmadı? Balkonun demiri mi kırılmadı? Aşkım nazar, nazar, hepsi nazar vallahi. Yani nazara geliyor sürekli kız. Doğru söylüyor. Vallahi evlilik çok güzel ya. İnsan doğru insanı buldu mu, evlilik mükemmel bir şey. Sağ olsun çok ağrımı çekti. Oğlum kalk lan, bacağım kırıldı. Bu da en ufağımız. Aşkımızın son meyvesi. Bak bak bak, dün Nazım Asışlar'ı terk etti. Çek. Bak. Shutterstock diye bir tane mekana gitmiş. Ben hayal... Kocişte sabah keyfisi. Instagram'da sürekli olan mutlu çiftlere de gönderme yapmışlar ya. Hayatımda ben böyle bir mekana gitmedim. Ben burada börek yiyorum. İşi gücü şov. Anca arkadaşlarla bütün gün silik yarışıyorlar. Gülüşü gülüşünü nasıl sürdürdün? Döndürür kalbimi şöyle. Gözünden akan yağmurlar. Döndürür çölleri sele. Yüzüne bakmıyor ya konuşurken. Yüzüne bakmıyor. Kendi kendimi telkinledim aslında. Masum, bu evlilik düzelecek, sabret dedim ama Şubat Ocak'tan kötü. Mart Şubat'tan daha kötü oldu. Nisan zaten Mart'tan daha kötü olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi içimde Haziran'a kadar süre verdim. Eğer bu devran düzelmezse resti çekip boşanıyorum. Boşandıktan sonra benim hayatım öyle bir atağa kalkacak ki akrabalar, eş dost, konu komşu çatır çatır çatlayacak inşallah. Hayatım, içeriden sesler geliyor. Git bak, bu çocuklar gene ne yapıyor? Hadi bir tane. Ben o kayınbabamın var ya, kanını sikeyim kanını. Geçen... Nasıl bir küfür ya? Buffy neredesin? Buffy oradan çık. Buffy bilgisayarı bozarsan sıçarım. Çık. Çık. İçeri git oğlum. Ben seni yayın bitince alacağım yanıma. Hadi git. Hadi git. Hopiş. Boklu. Tamam, Buffy'yi çıkardım. Ben ne yapmış biliyor musunuz? Gidip benim borçlarımı kapatmış, elektriğimi, faturalarımı hepsini ödemiş. Abi ne güzel ya işte. 10 numara 5 yıldız hayat. Neymiş? Elinde yoktur evladım. Ben sana bu ay destek vereyim diyor. Lan var ya. Lan beni paranla satır mı alacaksın? Şerefsiz. Şimdi biz 16 yıldır bu meslekteyiz. Tabii ki de görmediğimiz manyak, görmediğimiz hasta ruh kalmadı. Şimdi terapi önemlidir desem bir türlü, önemli değildir desem bir türlü. Şöyle açıklayayım. Bazı insanlara terapi bir işe yaramıyor. Bazılarına çift terapi lazım. Yani bazılarına iki terapist birden ancak müdahale etmek durumunda. Ya başka türlü bu işin içinden çıkacak bir durum yok yani. Sorunun en azından büyük bölümünün bende olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben hala bu evliliği... Dostlar, bu şey hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Adı neydi onun? Çift terapistleri hakkında.
Bilmiyorum, bana çok gereksiz geliyor ya bütün özelinizi vesaire gidip de hani doktor da olsa o işin uzmanı da olsa onu anlatmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben konuşularak halledilmeyecek bir çözüm olduğunu düşünmüyorum ya. Olmadığını, pardon. Yani konuşarak bence her şeyi halledebilirsiniz ya. Yani ne bileyim, çift terapisi niye? Evliliğimizi kurtar. Evliliğinizi kurtarmak için üçüncü bir kişiye gerek varsa teknik olarak o evliliği zaten kurtarmanıza gerek yok. O evlilik bitmiştir. İki insan arasında halledemeyeceğiniz bir şeyse bu. Yıllardır evli olduğunuz insanla konuşarak halledemiyorsanız, ay, ne bileyim yani. Bence çözmeniz gerekiyor aranızda. Abi seksologlar var, bunu mu sorguluyorsun? Evet, o da mesela. Yani bir seksolog ne yapar mesela? Hani seksoloğun görevi nedir? Çok seks dedim, kusura bakmayın. Siz sorduğunuz için. Yani nasıl seks yapmanız gerektiğini mi anlatıyor? Nasıl anlatıyor? Kimin üzerinde anlatıyor? Eliyle mi gösteriyor? Ne bileyim. Bilmiyorum ya. Cahilliğime verin. Kurtarmaya çalışıyorum. Bak, çift terapisi aldım. Tek başına gireceğim şimdi. Mete Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Masum Bey. Siz nasılsınız? Eşinizi göremiyorum bu arada. Ya evi terk etti ya. Yine gitti. Yine mi? Bu sefer neden? Ya ufak bir sürtüşme oldu ya. Çok da önemli değil yani. Aileyle izlenecek yayıncı. Kanka, çete siz yazıyorsunuz. Bir de kötü bir şey demedim ya. Abisiz kulaklık yok. Tamam, özür diliyorum, susuyorum dostlar. Ama kötü bir şey de söylemedik. Abartmayın be. Allah Allah. Anlıyorum. Masum Bey, size bu konuda bilimsel tavsiyem kesinlikle bir uzman olarak çocuk yapmanız. Ne demişler, çocuk evin neşesidir. Yani bu değildir abi, ne alakası var? Tamam, çocuk yapmak güzel bir şey. Ben de çocuk sahibi olmak istiyorum. İki tane, üç tane çocuğum olsun. Hepsi de kız olsun, ne olur. Duy beni Allah'ım falan. Ama yani ne bileyim, çocuk evin neşesi değildir ya. Çocuk sorumluluktur. Bak, bu çocuk yapma konusunda da size biraz tavsiyeler vereyim. Chat'te benimle aynı hoşta olan kardeşlerim de vardır evlenmeyi düşünen. Lütfen maddi durumunuz yerinde değilse rızkını Allah verir diye çocuk yapmayınız efendim. Lütfen yapmayın. Bak, çok ciddi bir sorumluluk. O çocuğu çok güzel bir okula göndermeniz gerekiyor. Hobileri için para ayırmanız gerekiyor. İyi bir eğitim vermeniz gerekiyor. Güzel bir mahallede büyütmeniz gerekiyor. Yani full masraf ve belli bir yaşa kadar bu masrafları sizin karşılamanız gerekiyor. Götünüze don alacak paranız yoksa lütfen efendim çocuk yapmayınız. Burada şunu demeye getirmiyorum. Fakirler çocuk yapmasın. Hayır. Aslında onların iyiliği için söylüyorum zaten. Yani ben çocuk dünyaya getirmeye korkuyorum mesela şu anda. Muhtemelen bayağı uzun bir sürede getirmeyeceğim. Ortalama bir yıl içinde falan evlenmeyi düşünüyorum. Ama çocuk düşünmüyoruz yani uzun bir süre. Çünkü o çocuğun çok ciddi bir sorumluluğu var ya. Ona mükemmel bir hayat vermem gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta ben dünyaya getiriyorum yani. Yap, sokağa at, büyüsün kendi kendine. Ya öyle şey olur mu ya? Yani sen bir canlı yetiştiriyorsun sonuç olarak. Kendinize de zaman ayıramazsınız, çalışan olamazsınız çocukla uğraşmaktan. Ha, öyle mi diyorsun? Lan sen yine karınanla mı konuşuyorsun? Masum bir saniye. Lan ne kadar çalışıyor burada, görmüyor musun? Kalk, benle ilgilen biraz. Yeter bütün gün bilgisayarın başında. Lan ne yapayım seni, tutup tasmanla dışa mı götüreyim be? Odanla anne bak. Bok götürüyor bok. Lan ne var, ne odanlandı? Vallahi yemin ederim kalkarsam var ya ağzının ortasına bir tane çarpacağım ha. Mete Bey, sakin olun, olur böyle şeyler birlikte. Lütfen. Baksanıza. Çift terapisi bile, çift terapisti bile eşiyle problemler yaşıyor. Sen. Allah belanı versin. Bazı sakin. Valla boşanı, sizin işte olmaz zaten. Düzelecek gibi değil bu işler. Boşver, boşan. Bir çift terapisti eşiyle problem yaşadığında kime gidiyorlar acaba? Kendisi çift terapisti zaten. Eşiyle problem yaşıyor. Nereye gidiyorlar? O yüzden saçma geliyor böyle şeyler. Yani düşünün mesela. Seda Sayan'ın kim olduğunu biliyorsunuzdur. Seda Sayan yıllarca televizyonda düzgün eş bulmanız için öyle iddia ediyorlar. Çünkü konseptleri o. Evlenmeniz için, sizinle alakalı size en uygun eşi bulmak için evlilik programı sundu değil mi Seda Sayan? Biliyorsunuz kim olduğunu. Lan Seda Sayan 9 kere evlenip boşanmış birisi. Yani 7 kere mi, 8 kere mi, 9 kere mi ne? Ya bu kadının kendine faydası yok. Anlatabiliyor muyum hani? Düzgün eş seçme konusunda. Kendine faydası yok. İnsanlara nasıl faydası olacak? Yani. Aklın yolu birdir bak. Adam da aynısını söylüyor. Yarın ilk işin boşanma. Bu iş bu kadar.
Doktor hasta olunca kendisini mi tehdit? Kanka aynı şey değil ki, kolunun kırılmasıyla psikolojik rahatsızlıklar olsun, ne bileyim terapi tarzı doktorlar olsun, aynı şey değil ki. Ki terapi doktoru bir doktorluk mudur? O da ayrı bir konu. Hani gerçekten bir doktorluk mu? Ya doktorluğun da bir sürü alanı var yani. Psikolojiye bakan, ne bileyim sosyoloji kısmına bakan, kalbinize bakan, 5 tane farklı doktor var. Kaşınıza, gözünüze bakan. Ya bir sürü farklı çeşidi var yani baktığınızda. Öyle insan. Yani bir psikoloğun mesela kendisinin deli olması gibi bir şey bu. İnsanlar geliyor ki yani onların çift olarak ailecek, eşleriyle, dostlarıyla kalabalık halde terapiye gitmeleri gerekiyor. Çünkü çevreleri de bozuk. Ya bu insanlar tek başına manyak olmamış ki. Evlenmeyi herkese tavsiye ediyorum. Evlilik 10 numara çok güzel bir şey. Böyle ben evlendikten sonra dedim ki niye herkes evlenmiyor? Hayat standartın artıyor ya. Bizim lisede tek evli benim. Herkes beni parmakla gösteriyor. Herkes bana imreniyor. Nöbetim yoksa günde 16 saat çalışıyorum. 4 saat uyuyorum. 4 saatte ailemle zaman geçiriyorum. Tabii canım, sosyalleşiyoruz. Her hafta pazar günü parka gidiyoruz. Belediyenin yeni yaptığı bir park var şurada. 10 numara 5 yıldız. Fiyat performans olarak çok iyi bir avukat önerdiler. Şimdi onun yanına gidiyorum da bir türlü yerini bulamadım ki. Neredeydi bu? Şuradan birine sorayım ya. Birader selamünaleyküm. Avukat Cengir varmış. Nerede onun yeri? Aleykümselam. Bak dümdüz git, 200 metre ileriden sağa doğru dön. 3. kapı. Avukat Cengir şey mi acaba ya? Ben Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başbakanınızım diyen. Muhtemelen odur zaten. Bayağı bir birlikte video çekmişlerdi. 5 liram var mı? Yok kardeş, yok. Bozuk olsa veririm valla. Eyvallah, sağ ol. Amına koyayım şöyle. Konum açsana. Bana niye soruyorsun? Valla evliliği herkese tavsiye ediyorum. Baba, öğretmen pastel boya almazsan okula gelme diyor. Ne pastel boyası ya? Bir de bunların masrafıyla uğraşıyorum. Hayırdır oğlum, güzel sanatlar mı okuyorsunuz? Ressam mı olacaksınız? Tamam, bir yolunu buluruz, alırız. Videoda bayağı gönderme var ya. Merhabalar Cengiz Bey. Merhabalar. Evet, oh, oh abi. Sizi sormalı. Teşekkürler. Telefonda da bahsettim. Bu eşimle boşanma mevzusunu nasıl en hızlı şekilde hallederiz? 3 kez yüzüne karşı boş ol dediğin zaman boşanır zaten. Onu yaptım hocam, ama bir de resmi olarak boşanmamız lazım yani devlet nezdinde. Ya makinası bende zaten, ben boşanma direkt boşanmıştır diye ben sana belge celp veriyorum. He. Trafik ruhsatı gibi, ruhsatlı istediğin gibi gezebilirsin. Boşanmıştır, bir de temiz olanı da veriyorum yanında ekstra. Hiç evlenmemiştir değil, daha ne yapayım? Ama öyle bir şey de mi yapabilir? Dul olmayacak mı? Valla baycına da veririm, babama da, anneme de, istediğime veririm. Sorun yok. Peki nafaka ne kadar öderiz biz bu? Aslında benim... Bedava ya, canlı sağ olsun. Yok size değil, eşime vereceğim ya. Ha nafaka? Asgari ücret. Mesela ben ne kadar ödeyeceğim size bununla ilgili? Nafaka ile alakalı videom var dostlar, izleyebilirsiniz. Düşüncelerimi sormayın bu konuyla alakalı. 16 dakika boyunca konuştum. Mükemmel bir video olduğunu düşünüyorum. İzleyiniz efendim. Ücretsiz mi yapacağız? Evet, tüm dünyada her şey parasız. Yok, hayır, Cengiz Hocam, ben aylık 4000 lira kazanıyorum ama. 4000 liraya 13 bin lira dersin. 4000 lirayı sen 30'a böleceksin, 13'ü bulacaksın. 13 bin lira mı yapıyor? Alo Mansun, o konuştuğumuz mevzu vardı ya, onu şimdi hallet. Biz 2 saate çıkacağız evden. Tamam, turuncuyu ama gri. Tamam, hadi gözümsün, hallet. Hadi görüşürüz. Gördünüz değil mi? Herkesin pastel boyası varmış. Ya tamam, bu videoda da ya burada da gönderme var. Mükemmel bir gönderme ya. Hatırlıyor musunuz dostlar? İnsanlıktan utanmama challenge'ın, daha doğrusu cringe videolardan bir tanesine de koymuş olabilirim. İbrahim Tatlıses'in bir sahnesi vardı. Benim oğlumun flütü yok. Flüt alacak param yok. Ben nasıl babayım diyor. Rakıcı da ama söylüyor bunu. Yani 70'lik şişe açtırmış, benim oğlumun flütü niye yok diye alıyor. Flüt İbrahim Tatlıses, dur göstereyim, bilmeyenler vardır. Bak bu göndermeleri bildiğinizde daha komik oluyor. Kaç para lan bir flüt? Bak şu video. Susacakmışım, neden? Dur şu biraz kötüydü o. Sen söylesene oğlum. Kıza kızma. Kızmam oğlum, söyle. Kızarsın. Ne diyorsan söyle. Okulda öğretmen flüt istemiş, bütün arkadaşları da almışlar. Bak oğlum, şimdi flüt münüt alacak paramız yok.
Ama şu Arabistan işim olur. Çalışmaya gidersem her şeyi alırım sana. Bisiklet? Bisiklet de alırım. Bak bak şimdi izleyin bak. Sağ olun Adolf. Neredeydi o sahne? Şuradaydı. Heh, şurada. Yakın. Dur bekle hemen gösteriyorum. Arabistan işi. Öğretmen yarın flütler tamamlansın dedi de. Gel lan! Başlarım senin öğretmeninin de flütüne de! Hasan sus Allah aşkına! Neden susacakmışım? Neden? Yarın boğazımıza girecek ekmeği düşünüyorum ben! Nafakamızı flüde mi yatıralım ha? Tamam, bu sahne çok duygusal. Oğluna flüt alamayan bir babanın isyanı. Bakın bakalım o baba nerede isyan ediyor. Hepsinin flütü varmış ha. Hepsinin flütü varmış. Neden? Abi 70'lik rakı açmışsın ya. Benim oğlumun flütü yok lan! Neden? Bu adama yakışır mı bu? Adam. Böyle konuşma Hasan. Benim oğlumun pastel boyası yokmuş. Lan bir pastel boyası alamayan adama adam mı denir? Kaç para lan bir pastel boya? Buyurun abi, başka bir isteğiniz var mıydı? Kanka bir de ortaya haydari, çoban salatası falan da yaparsan çok iyi olur. Mimoza. Mimoza olur, o da olur. Hemen abi, hemen. Eyvallah, abi. Sağ olasın. Afiyet olsun aşkım. Bak sen 3 saat aldın, bundan diğerleri gibi kaybettin. Teşekkür ederim. Ben bunu yarı fiyatını okuturum ha. Sağ ol, teşekkür ederim. Arkadaşlar bir yemeğe çıkalım ya. Sizi bir yemeğe götürelim biz ya. Hı? Beraber gidelim. Gidelim. Güzel olur. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi gidelim. İlahiyat fakülten de geldiği zaman ve kapım ona göre yani ben seni... Bir saniye hocam. Elin diye değil. Alo. Olsa dükkan senin. Haberlere mi çıkmışım? Hocam bir televizyon açabilir miyiz? Hadi açalım. Haberlere niye çıkmış acaba? Ben kendisiyle insan gibi konuşuyorum. Of. Bak bu da gönderme işte ya. Hani ortada bir şiddet haberi olunca herkes direkt olarak erkeği linçliyor ya. Sebebini bilmeden diyeceğim. Sebebini bilmeden derken şiddetin tabii ki bir sebebi olamazdı. Hani şey anlamında söylüyorum. İftira atılan da sonuçta bir sürü insan var öyle bir şey yapmamasına rağmen. Böyle haberlere falan çıkan ki bakabilirsiniz haberlere. Cani kocadan akıl almaz şiddet. Tam tersi koca boşanmaya çalışıyor. Hatta kadın erkeğe vuruyor. İletişim kurmaya çalışıyorum. Bir dediğini iki etmiyorum. Yalnız kendisi bana hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguluyor. Bayağı güzel boşanmak gönderme. Boşanmak istiyorum. Boşamam seni diyor. Evet. Sen bu karıyı boşama. Bu karı bizim ağzımıza sıçar. Sen iyisi git gönlünü al. Öyle mi diyorsun? Sen bir düşün taşın. Bence boşama. Arkadaşlar siz benimle gelin. Siz beraber gidelim. Arkadaşlar benim arabaya gelsin, sıkışma. Aşkım sen deri kullanıyorsun biraz ya. Ben de gelsinler ya, beni çekecekler şimdi. Gelin benimle. Arkadaşlar ne yersiniz? Var mı böyle istediğiniz bir şey? Oraya gidelim. Lan. Frenleri şey yaptı ya. İptal etti ya. İkisini de etmişler. Fren tutmuyor. Lan! Lan! Mükemmel video ya. Çok beğendim. Tabii ki bunun bekarlık versiyonu.